Merhaba arkadaşlar. Vanede askeri bot hakkında arazide kullanımla ilgili epeyce bilgi vermiştik. Şimdi botu kullandıkça bazı yeni şeyleri de öğrendik. Öncelikle kauçuk taban hakkında olumsuz bir anlayış vardır. Genellikle kaydığı söylenir. Doğrudur, sert kauçuk taban özellikle şehir içinde kayar. Bu da emniyet teşkilatının, polislerin, kısmen jandarma personelinin sevmediği bir özelliktir. Ancak Vanada botun tabanını incelediğimizde ve şehir içinde özellikle kullandığımızda tabanın emsallerine göre daha yumuşak olduğunu gördük. Tabi bu yumuşak tabanla Vanada botu şehir içerisinde özellikle buzlu alanlarda, kayması muhtemel alanlarda bir avantaj sağlamakta. Bunu da şehir içerisinde buz üzerinde testini yaptık. Zaten görüntülerde siz de görüyorsunuz. Zemin komple buz. Öncelikle korkarak çıktık buzun üstüne. Kauçuk tabandan dolayı. Ancak taban kaymıyor. Yani üzerinde koşmadınız müddetçe normal yürüyüşte, tempolu yürüyüşte botun tabanı kaymıyor. Vanada botun tabanının kaymaya karşı dirençli olmasından dolayı özellikle emniyet mensuplarına, tekrar sahalara dönen bekçi kardeşlerimizi ve jandarma personeline bu botu tavsiye ederim. Buzda kaymaya karşı bir direnci var. Şehir kullanımından sonra yine arazide de botu kullandık. Yaklaşık -8-9 dereceydi. Bu soğuk havada bile hareket halinde ve istirahat halinde ayağımız herhangi bir şekilde üşümedi, soğuk almadı. Devamında yine su testine tabi tuttuk. Bot hiçbir şekilde su almadı. Tabi 3 aylık ve devam eden sürelerde yine aynı su testini yapacağız. Şu ana kadar bot su almadı. Bu botu tecrübe etmemizi sağlayan Sayın Cengiz Kalender Bey'e tekrar teşekkür ederiz. Güvenli alışveriş için kendisi kapıda ödemenin yanında kapıda ürünü kontrol ederek güvenli bir şekilde alışveriş yapmanızı sağlamaktadır. Cengiz Bey Instagram hesabından askeri bot sayfası üzerinden 7/24 ulaşabilirsiniz. İyi seyirler dilerim.